Ama şimdi isterseniz, müsaade ederseniz hocamın da müsaadesiyle Suruç'a gidelim. Şanlıurfa Suruç'a. TGRT Haber muhabiri Ahmet Yamaç var orada. Ahmet'in yanında da konukları var. Sadece bir kişi değil. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Nihat Çiftçi var. Suruç Belediye Başkanı Ferhat Sinanoğlu ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu var. Ben Ahmet'e o zaman sorayım. Şimdi izleyicilerimiz de merak ediyorlar Ahmet. Esenler Belediye Başkanı'nın Suruç'ta ne işi var diyecekler. Konuyu bir anlatır mısın bize? Konuklarınla seni baş başa bırakıyoruz. Şanlıurfa Suruç'tan herkese iyi akşamlar. Burada iftar için toplandık. Kardeşlik iftarı. Esenler Belediyesi bir iftar organize etti Suruç Belediyesi ile birlikte. Ve bu iftarda neler olacak onları konuşacağız. Yanımızda önemli konuklarımız var. Esenler Belediye Başkanı Sayın Tevfik Göksu, aynı zamanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve aynı zamanda Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ferhat Sinanoğlu. Gördüğünüz gibi hepsiyle birlikte sohbetler edeceğiz. İlk önce Tevfik Bey ile başlamak istiyorum efendim. Kardeşlik iftarı dedik, buradayız. Neden buradayız? Detayları anlatın. Kardeşlik için buradayız. Ramazan dolayısıyla Suruç bizim kardeş şehrimiz. Ramazan dolayısıyla bu kardeşliği taşlandıralım istedik. Bugün burada gördüğünüz gibi binlerce kardeşimizle beraber iftar ediyoruz. Buraya kayyum atandıktan sonra genel merkezimiz tarafından, AK Parti genel merkezi tarafından bize bir takım kardeş belediyeler verildi. Bana da düşen kardeş belediye Suruç Belediyesi'ydi. Bir taraftan iftar programları, diğer taraftan diğer programlarla beraber aslında biz oradaki kardeşliğimizi buraya taşıyarak Türkiye'nin her bir tarafının bir ve beraber olduğunu, aslında kardeş olduğumuzu, hem çok meşhur bir şarkımız vardı, aynı dağın yeli, aynı Allah'ın kulu olduğumuzu, bunu bizzat buraya gelerek, bizzat yaşayarak, bizzat bunu hissederek kardeşlerimize hissettirmeye gayret ediyoruz. Ve şu anda burada biz gördüğünüz gibi iftar sofralarını kuruyoruz. Aynı zamanda gıda dağıtımlarımız oluyor, başka kültürel etkinliklerimiz oluyor. Biz artık Esenler'le ilgili düşündüğümüz birçok projeyi burayla da ilgili Sayın Kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın katkılarıyla beraber burada bunları yapmaya gayret ediyoruz. Bir ve beraber olduğumuzu, kardeş olduğumuzu, herden beraber olduğumuzu ifade etmek için bugün binlerce kardeşimizle beraberiz. Bizleri bu sofrada yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımı ve saygıdeğer kaymakamıma çok teşekkür ediyorum. Ben sözü Büyükşehir Belediye Başkanımıza bırakıyorum. Çok teşekkür ederim sizlere. Yeniden döneceğim sizlere Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım. Şanlıurfa'da iftar nasıl gidiyor acaba? Bu takım bu tarz etkinlikler sürekli oluyor mu Şanlıurfa'da? Neler yapıyorsunuz siz Ramazan'da? Tabii yani hemen hemen AK Belediyelerin tamamında Ramazan çok canlı, coşkulu meydanlarda halkımızla, iftar sofralarında yine fakir fukaranın evine iş aş olarak yardım paketleriyle gidiyoruz. Şanlıurfa'da da bu böyle yaşanılıyor. Tabi bugünün anlamı başka. Yani ta 1000 kilometre ötede Esenler Belediye'miz, Belediye Başkanımız yardımcılarıyla birlikte Suruç'un meydanında halkımızla bir araya gelmeleri, bu kardeşlik sofrasını, iftarını sağlamaları biz manevi olarak bizi çok güçlü kılıyor. Açık söyleyeyim. O anlamda gerçekten başkanımız şahsında, Tevfik Başkanımız şahsında emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum. Şanlıurfa'da zaten hep diyoruz Ramazan Şanlıurfa'da yaşanılır. Şanlıurfa'da Ramazan bir başkadır. Peygamberler diyarı. Peygamberler diyarı, peygamberler şehri. Çok doğru. Güzel geçiyor. Peki bundan sonra bayrama yakın, önümüzde Kadir Gecesi var. Başka etkinlikler var mı acaba yeni planlara? Başkanımızın yarın burada kendi işleri var. Bizim var. Kadir Gecesi'nde de Halil Rahman'da var. Ev Peygamber makamında var. Orada yine iftarda halkımızla buluşacağız. Ondan sonra tatlısı, lokması ve Mevlid-i Şerif'le o geceyi güzel bir şekilde idrak edeceğiz Kadir Gecesi'nde. Ama yarın yine biz Suruç'tayız, buradayız. 13 ilçeyi geziyoruz. Böyle kardeş belediyelerle de bir araya gelmekten, aynı sofrayı paylaşmaktan gurur duyduğumuzu da belirtmek isterim. Size çok teşekkür ediyorum. Bir de Sayın Kaymakamımız, aynı zamanda Belediye Başkanımıza soralım. Efendim, burada binlerce kişi birlikte iftar yapacak. Siz neler söylemek istersiniz Esenler Belediyesi'nin kardeşlik iftarında özellikle? Yani şunu ifade etmeliyim ki Suruç bugün tarihi günlerden birisini yaşıyor. Buna tanıklık ediyoruz hep birlikte. Suruç'tan, İstanbul'dan, Esenler'den Suruç'a uzanan bu kardeşlik köprüsüyle beraber ilk defa meydanımızda bu kadar güzel bir iftar programı yapabiliyoruz.
Ramazan'dan beri her cuma günü Esenler Belediye'miz burada bir iftar programı düzenleniyor ve bir ilahi grubuyla beraber halkımızı burada çolukla, çocukla, gencimiz, yaşlımızla, esnafımızla, çiftçimizle beraber kaynaşıyoruz ve birlikte bu kardeşliğimizi birleştirmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben müsaadenizle yeniden Tevfik Başkanım'ın yanına geçiyorum. Şimdi sizin kardeş ilçeniz bir nevi burası. Başka ne gibi projeler var? Şimdi burada 3-4 bin kişi var benim gördüğüm kadarıyla. Burada biz tabii sadece iftar vermek ya da sosyal ve kültürel etkinlik yapmak için burada değiliz. Bir takım belediyemizin fiziki ihtiyaçlarıyla ilgili de projeler yapıyoruz. Ama buradaki temel mantık şu. Yıllarca özellikle bir takım bölgelerimizde hep bir takım öteki duvarlar oluşturulmak istendi. Aslında bu toplumda ötekinin olmadığını, bir ve beraber olduğumuzu ta İstanbul'dan Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi 1200 kilometreden kalkıp biz buraya gelip iftar sofrası kurabiliyoruz. Buranın ihtiyaçlarını karşılamak için seferberlik ilan edebiliyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki Suruç'taki her bir kardeşimizin varsa sorunu o bizim sorunumuz. Varsa bir derdi o bizim derdimiz. Varsa mutluluğunu paylaşmak, onun mutluluğuna sevinmek de bizim mutluluğumuz. Bunu aslında bizatihi yaşayan, bizatihi görenler olarak bu toprakların bir olduğunu, beraber olduğunu, her şeyden önemlisi de aslında bizim ayağımızda var olan o kültürel değerlerimizin ortaya çıkmasına bunlar zemin hazırlamış oluyor. Bu zemini yaşayabilmek ve bunu da Ramazan'la beraber yaşamak da ayrı bir anlam, ayrı bir içerik, ayrı bir heyecan kazandırıyor. İşte biz burada bir taraftan bu kültürel etkinlikleri yapıyoruz. Bir taraftan fiziki anlamda ihtiyaçları var, bunları yapmaya çalışıyoruz. Hasılı Esenler'i kalkındırdığınız gibi Suruç'da kalkındırabilmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bu kalkındırma derken sadece mekansal değil. Hem kültürel hem mekansal kaldırma. Çünkü şehrin kalkınması tek boyutlu değildir. Yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın belediye başkanlarına söylediği çok önemli bir cümle vardır. Şehri imar edeceksin, ahaliyi abad edeceksin. Bizim felsefemiz, bizim temel anlayışımız budur. Bu şehrin hem imarıyla buna katkıda bulunmak hem de insanlığın gerçekten sosyal ve kültürel anlamda arzu ettiği beklentilerini karşılayabilmek için elimizden gelen gayreti göstermektir. Şimdi İstanbul'dan biliyoruz, Esenler'den biliyoruz. İşsizliğin belki de en az olduğu ilçelerden birisi Esenler. Evet. Çünkü siz yoğun çalışmalar sarf ediyorsunuz. Açtığınız kurslarla ilk önce işleri öğretiyorsunuz. İstihdam merkezlerimizle. İstihdam merkezlerinizle. Ondan sonra da onları işe yerleştiriyorsunuz. Aynı şeyi burada yapmak gibi bir durum olacak mı acaba? Ben burada şimdi ilçenin ve ilimizin büyüklerinin önünde sizden bir söz alayım artık biraz da. Bu konuyla ilgili Sayın Valimiz de geçenlerde bana ifade etmişlerdi. Biz bu konuda bir talep araştırması yapıyoruz. Bu talep araştırmasına göre önümüze çıkacak talep araştırması ortaya çıktıktan sonra Sayın Başkanlarımıza biz şu vasıflarda elemanlar arıyoruz. Bize bunları temin edebilir misiniz diye bir çalışma yapacağız. Bunu sürpriz olacaktı, siz söylettiniz, ben söylemiş olayım. Bu konuda bir çalışma yapıyoruz, Sayın Başkanlarımıza paylaşacağız. Efendim, yayında, canlı yayında böyle bir şeyin de sözünü aldık. Sizce nasıl bir uygulama diyelim artık bunun için? İstihdam mı? Şimdi tabii tabii, yani Türkiye'nin en genç iliyiz. Biz de bu genç nüfus, 670 bin öğrenci çağında olan bir kere nüfusumuz var. 1 milyon 942.000'iz. 524 bin Suriyeli kardeşimizi barındıran bir şehiriz. Dolayısıyla İslam'a yönelik projelerin muhakkak surette şehrimizde icra edilmesi lazım. Şehrin unsurları olarak aslında topyekun bir şekilde hareket ediyoruz. Tabii ki bu projeler Şanlıurfa'mızda işsizliğe yönelik hamleler olduğu için desteklediğimiz, üzerinde durduğumuz, yani insana iş ve aş bulacağız, iş ve aşını genişleteceğiz. Bu topraklar üzerinde insanımızı mutlu kılmasını sağlayacağız. Ve aynı şekilde de meslek edindirme ile onlara bir nevi balık tutmayı öğreteceğiz. Buna yönelik projeler bizim belediyemiz tarafından da icra buluyor. Diğer kamu kurum kuruluşlarıyla ortak geliştirdiğimiz, bakanlıklarımızla ortak geliştirdiğimiz projeler var. İşkur'la yürüttüğümüz projeler var. Aynı şekilde Tevfik Başkanım da bu konuda bir talep araştırmasına girilmiş durumda. Doğrusu da odur, toplum ne istiyorsa onun bir tespitini yapıp daha sonra ona yönelik bir İslam projesi geliştirmek gerekiyor doğrusu. Yani mesele şu, biz elimizde var olan bütün imkanları buradaki kardeşlerimize paylaşmak istiyoruz. Kardeşlik de budur zaten. Kardeşlik paylaşmaktır. Biz bunu paylaşacağız. Ramazan da buna vesile oldu. Bu kardeşlik duygularımızı, paylaşmayı, bir olduğumuzu, birlikte olduğumuzu, Ramazan'ın da birlikte iyilik olduğunu hep beraber hissediyoruz. Şimdi İstanbul'dan yola çıkarak soracağım yine. İstanbul'da çok Suriyeli var. Suriyeli vatandaşlarımıza biz devlet olarak kucak açtık. Onlar da bizim kardeşimiz dedik. Vatandaşımız belki ileriki zamanda olabilirler ama onlara Türkiye Cumhuriyeti kucak açtı. En çok olduğu yerlerden biri de belki de Şanlıurfa.
Onlar için bir proje var mı? Sosyal sorumluluk anlamında neler yapıyorsunuz? Şimdi tabii o Suriyelilerle ilgili proje başka bir boyut. Onun devletimiz özel projeler hazırlıyor, onların istihdamı ile ilgili ya da onların buradaki kalış süreçleri ilgili, o ayrı bir şey. Benim nüfusumun şu anda %10'u Suriyeli esenlerde. Biz onlarla ilgili de bir çalışma yapıyoruz ama bizim şu anda öncelikli uğraş alanlarımızdan bir tanesi Suruç'taki gençlerin istihdamı ile ilgili biz ne yapabiliriz konusunda bir emek sarf ediyoruz, bir gayret sarf ediyoruz. Bununla ilgili biz merkezi yerlerde bir talep araştırması yapıyoruz. Bu talep araştırmasında ortaya çıkacak tablolara göre, mesela istihdam vasıflarına göre buradan alıp yetiştirip onların istihdamına katkı sunmak istiyoruz. Yani onun için o Suriyelilerin istihdamı, vatandaşlığı, o hükümetimize ait bir temel mesele. O tabii devlet politikasıyla, ulusal politikalarla çözümlenecek şeyler. Biz yerel politikalarla, yerel minimize çözebileceğimiz meselelere bakıyoruz. Bu da Suruç'taki kardeşlerimizin istihdamıyla yine sağlayabiliriz. Bunun peşindeyiz. Ben tabii ki güzel bir Ramazan geçiriyoruz. Tabii Esenler açısından söyleyeyim, Kadir Gecesi'nde çok büyük bir etkinliğimiz var. Allah nasip ederse her Kadir Gecesi yaptığımız gibi 100 bin kardeşimizle beraber Kadir Gecesi'ni ihya edeceğiz. Dört Yol Meydanı'nda teravihten sonra bütün kardeşlerimizi bekliyoruz. Bir başka etkinliğimiz var, bu canlı yayın vasıtasıyla söyleyeyim. 15 Temmuz'da biliyorsunuz darbe, bu hain darbe girişiminden sonra biz yaklaşık 27-28 gün nöbet tuttuk. Yani 10 binler, 100 binlerce kişiyle. 15 Temmuz akşamında, akşam namazından sabah namazına kadar Allah nasip ederse yüz binlerce kişiyle nöbet tutacağız. Bütün Esenler halkını Dört Yol Meydanı'nda bekliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Cenab-ı Hak orucun feyzinden, bereketinden nasip almayı bize nasip etsin diyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık Sayın Göksu, Sayın Çiftçi. Çok teşekkürler sizlere de. Şanlıurfa'dayız, Suruç'ta. Burada ezanın okunmasına az bir süre kaldı. Burada kardeşlik iftarı vardı. Esenler Belediyesi'nin organize ettiği, Suruç Belediyesi ile birlikte, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte. Biz burada hep birlikte oruçlarımızı açacağız deyip sözü yeniden haber merkezine bırakalım, sizlere bırakalım. Ahmet, teşekkür ediyoruz. Verdiğim bilgilerden dolayı oradaki havayı da bize aktardın. Sayın başkanlara da teşekkür ediyoruz. Şu enteresan